Evet, şimdi Constant Pattern'ı bitirdik. Lakin kritik yapmadan da geçmek istemiyorum. Kritiğimize hemen gelirsek eğer arkadaşlar. Constant Pattern'la ilgili ne dedik? Constant Pattern is operatörüne sabit değerleri check etmemizi sağlayan, yani eşit eşittir durumunu, eşitlik durumunu kontrol etmemizi sağlayan bir desendir. Dolayısıyla arkadaşlar işte kritik burasıdır. Zaten konunun içeriğinde de değindiğim noktaydı. Kritiğimiz bu. Şimdi normalde şuradan başlayalım. Arkadaşlar is operatörü bir değişkenin türünü sormamızı, belirlememizi sağlayan bir operatördür. Elindeki bir değişkenin türünü, değerini belirlemeni sağlayan, sormanı sağlayan bir operatör. Ve bu operatörün kullanıldığı değişkenlerin türü illa bir referans türlü olmak zorunda değildir. Yani hep biz objekte kullanıyorduk. Hani unboxing, şey, boxing edilmişlerde vesaire kullanıyorduk. Hani objekte referans türlüydü ya arkadaşlar. İsterseniz değer türlü değişkenlerde de is operatörü kullanılabilmektedir. Ve hatta diyelim primitive türlerde bile kullanılabilmektedir diyelim. Şimdi arkadaşlar niye ben bunu anlatıyorum? Şimdi constant pattern'da mevzu is operatörünün etrafında döndüğünden dolayı senin burada is operatörünün bir kere davranışını iyi yakalayabilmen lazım. Ondan dolayı anlatıyorum. Yani örneğin geldik integer a diyorum mesela 5. Şimdi sen direkt şunu sorabiliyorsun. A is integer mı? Ya da a string mi? A boolean mı diye direkt sorabiliyorsun. Bak uygulamayı çalıştırdığımızda direkt bunun sonucunu sana döndürecektir. Görüldüğü üzere. Yani senin is operatörünü kullanacağın değişkenin türü illa object olmak zorunda değil. Biz şu ana kadar hep objekti kontrol ettik. Objektin içerisindeki boxing edilmiş o orijinal türü kontrol ettik. Ama sen elindeki herhangi bir değer türlü değişkende de bunu yapabiliyorsun. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar böyle bir durumda davranış olarak biz neyi inceleyeceğiz? İşte bizi ilgilendiren nokta şu. Eğer ki is operatöründe tür kontrolü yapıyorsanız bu constant pattern değildir. Yok eğer elindeki herhangi bir değişkende tür değil de değer kontrolü yapıyorsanız bu constant pattern'dır. Örneğin şöyle gelelim, değerlerimizi yazalım. Mesela false diyelim. Bak, şurası normal is operatörünün kendi fıtratındaki olan özellikken şurası constant pattern'ın bize getirmiş olduğu nimet. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Tabii şimdi burada türe özgü, türe uygun bir şekilde bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Ondan dolayı hata veriyor. Biz hani a olduğu için a'ya uygun bir değer kontrolü yapacağız. Yani integer türdeki değer kontrollerini kabul edecektir. Dolayısıyla burada diğerlerinde hata verdi. Bunda vermeyecek ama bunda ise tür kontrolü yaparken bak değer değil, tür kontrolü yaparken zaten türü kontrol ediyorsun. Onun için illaki aynı türü vermek zorunda değilsin. Zaten bilseydin niye kontrol edeceksin, değil mi? Tamam, sen baktığında bilebiliyorsun da. Ola ki kullanman gerekti diyelim. Bilmediğin durumda da kullanabiliyorsun. İşte burada bunlara müsaade ediyor ama tür belliyken, türün değeri belliyken, değer kontrol ederken artık türünü bilmen gerekecek. Orada da birebir eşleşen türü vermen gerekiyor. Şimdi neyse uzatmayayım. Constant pattern arkadaşlar, eğer ki is operatörüyle, şimdi gelin bunu yazalım. Eğer ki is operatörüyle bir değişkenin değerini, bak eşit eşittir operatörünün sorumluluğuyla check ediyorsak, işte buna constant pattern denmektedir. Tamam. Anlaşıldı mı? Peki hocam buna ne deniyor? Bu normal. Buradakiler ise normal is operatörünün kendi fıtratındaki işlemdir. Yani burada is operatörü kullanılmıştır. Onda sıkıntı yok. Ama is operatörüne bir değer check etme operasyonu artık constant pattern ile yüklenmiştir. Tamam. C# 7.0'dan sonra şunu yapabiliyorsun. Öncesinde bunu yapabiliyordun. 7.0'dan sonra şunu yapabiliyorsun. Velhasıl kelam. Arkadaşlar constant pattern'la ilgili de kritiğimizi yapmış olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim.